Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz balıklarda duyu organları. Duyu organlarını anlatırken de öncelikle sizlere dokunma duyusundan, yanal çizgiden, koku almadan ve tat alma duyularından bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili elimizde örnek balıklarımız var. Balıklar üzerinde kabaca görsellerle birlikte sizlere durumu aktarmaya çalışacağım. Tabii öncelikle dokunma duyusundan bahsetmek gerekirse, balıklarda iyi gelişmiş bir dokunma duyusu söz konusu. Burada baktığımız zaman farklı balıklarımız var elbette. Bir salmonitlerden alabalığımız var. Barbun balığımız var. Mezgit balığımız. Hamsi. Ondan sonra çarpan balığımız. Bir de diplodoslardan isparoz balığımız söz konusu. Tabi sırasıyla bunlar üzerinden anlatırken şöyle bir yaklaşalım. Evet, burada tabii balıklarda özellikle dokunma duyusunun iyi geliştiğini söylemiştik. Bu tabii tamamen yaşam alanlarıyla da ilgili. Şöyle baktığımız zaman balıklarımızın göz yapılarına dikkat ederseniz şöyle gelelim. Balıkların yaşam alanlarıyla gözlerinin büyüklükleri arasında da bir ilişki söz konusu. Özellikle dipte yaşayan balıklarda gözlerin biraz daha küçüldüğü, çünkü görme uyumuyla ilgili bir konudur bu. Gözlerin biraz daha küçüldüğü ama görmeyle ilgili uyumu sağlamak üzere ek bir takım donanımların ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela barbun balığında şurada gördüğünüz şekliyle bıyıklar. Evet, bıyıklar aslında bakın oldukça uzun. Her ne kadar balığın boyuyla kıyasladığımız zaman çok uzun olmasa da sonuç itibariyle baktığımız zaman uzun bir çift bıyığımız var. Bunlar tabii bazı balık türlerinde balığın boyunu da geçebilir. Özellikle dipte yaşayan balıklardaki barbun balığı da dip balığıdır. Böyle olunca beslenme amaçlı aktivitelerde etrafla temas ve dokunma bunlar için önemli bir gereksinim. Bu durumda dediğim gibi bazı balıklarda özellikle yayın balıklarında, gelin balığı olan klaritlerde bıyıklar balığın boyundan çok daha uzun ve sayıca çok daha fazla olabilir. Şimdi buraya baktığımız zaman diğer balıklarımız da var elbette ama bu balıklarda öylesine bir özellikle uzantının olmasını gerektiren bir şey yok. Yani davranışları beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğu için anatomik yapılar da bununla doğrudan ilişkili. Bu noktada tekrar söylemek gerekirse bıyıklar önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii deri bütün balıkların ortak yapısı. Şimdi bu ortak yapı elbette düz bir yapı değil. Bütün kendi içinde katmanları var. Tabii epidermis ve dermis tabakası olmak üzere. Ancak üzeri genellikle biz balıkları tanımlarken üzeri pullarla kaplı canlılar olarak tanımlıyoruz. Tabii pul yapılarıyla ilgili detaylı bilgiyi ayrıca vermek mümkün. Ama burada baktığımız zaman alabalıklarda çok daha belli belirsiz diyelim, daha küçük ama çok sayıda. Barbun balığında nispeten daha büyük ama kiremiş şeklindeki dizilimi çok daha net olabilen yapıda görüyoruz. Aynı şekilde mezgit balığında da çok belli belirsiz ama diğer taraftan baktığımız zaman diplodus'ta, yani bizim bu balığımızda biraz daha pul yapımız kendini gösterecek şekilde. Hamside de keza nedir? Daha ince bir yapıda. Bunları tabii mikroskopik olarak daha detaylı göstermek mümkün. Burada derinin ortak özelliklerinden bir tanesi pulla kaplı olması genelde. Ancak burada bir başka özelliğimizde dikkat ederseniz boylu boyunca uzanan böylesine yanal bir çizginin varlığı. Bakın alabalıkta söz konusu. Barbun balığına geldiğimiz zaman dikkat edin. Bu şekilde hemen başın arkasından başlayıp kuyruk sapına kadar uzanıyor. Aynı şey mezgit balığına baktığımızda yine dikkat edin, baş bölgesinden arkaya doğru boylu boyunca uzanan bir yanal çizgimiz var. Yanal çizgi de linea laterale, yani canalis linea lateralis olarak latincesiyle söylediğimiz bir kanalımız var. Aynı şey burada gördüğümüz isparoz balığı için de geçerli, bayağı belirgin. Tabii bunu bu şekilde çizgi gibi görünmesini sağlayan özellik nedir derseniz, bu bölgede bulunan pulların her birinde bir delik şeklinde açıklık söz konusu. Dolayısıyla balıkların dokunma duyusundan bahsederken veya etraftaki değişiklikleri algılamasıyla ilgili özelliklerinden bahsederken
Özellikle yanal çizgideki bu açıklık, yani pul sırasındaki açıklık, içinde hemen altında endolenf sıvısıyla donanmış olan yanal çizginin nerede olduğunu gösteren bir özellik. Tabi buradan dışarıyla olan etkileşim söz konusu ve çevredeki her türlü değişimi yanal çizgi aracılığıyla da balıklar algılarlar. Şimdi baktığımız zaman canalis linear lateralis, evet, baş bölgesinden kuyruğa kadar, ama bizim göremediğimiz 3 tane kola ayrılır baş bölgesinde. Birisi gözün hemen üstünde canalis supraorbitalis dediğimiz kısım. Birisi canalis infraorbitalis. Bir de bu aşağıda canalis iomandibularis olmak üzere, yani çenenin solungaç yayının altında bulunduğu bölgeye doğru giden aşağıda ama bizim gözle dışarıdan göremediğimiz bir yapı olarak devam eder. Dolayısıyla dışarıyla olan her türlü etkileşim bu kanalın altında yer alan sinir uçlarıyla nereye? Dolayısıyla beyne iletiliyor. Burada tabii bu nokta nokta şeklinde gördüğümüz ama bir bütün olarak baktığımızda çizgi olarak gördüğümüz yanal çizgideki pulların sayıları sistematikte bizim için önemli. Özellikle tür tespiti yaparken veya türleri tanımlarken pul sırasının veya yanal çizgideki pul sayısının önemi karşımıza çıkıyor. Evet, söylediğimiz gibi tabii bu değişiklikler balıkların yaşam alanlarıyla, tekrar söylüyorum, doğrudan ilişkili. Evet, hepsinde ortak bir yanal çizgi kanalı sistemimiz var. Ama bazı balıklar derinde yaşarlar, bazı balıklar orta suda, bazı balıklar nispeten yüzeye yakın ortamlarda yaşarlar. Şimdi çevredeki herhangi bir basınç değişimini algılamak, mesela gelgit olaylarında gerçekten de yüksek gelgit olaylarının yaşandığı coğrafi bölgelerde çok önemli mesafe kayıpları söz konusu. Balıkların bunu çok daha önceden algılaması da bu açıdan önemli ki kendini konumlandırabilsin. Ülkemizde gelgit olayı o kadar yüksek değil ama kuzeye doğru gittikçe çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. Balıkların dışarıyla olan uyumunu sağlaması açısından da bu yanal çizgi önemli. Isı değişimlerini keza, yani basıncın haricinde ısı değişimlerinin algılanmasında da veya etrafta oluşabilecek herhangi bir değişikliklerin ritmik böyle sinirsel boşalmalarla dengelenmesi açısından da yanal çizgi önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Evet, dolayısıyla dokunma duyusu, yanal çizgi, ardından tabii bir de balıklarda duyu organlarından bahsederken nedir? Koklama. Şimdi biz tabii normalde havanın yani gaz durumunda koklamanın gerçekleşeceğini düşünüyoruz ama aslında balıklarda su içindeki koklamanın da oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Burada tabii yine bizde olduğu gibi elbette bir burun söz konusu ama dışarıdan baktığımız zaman, evet, alabalıktan şöyle biraz daha yakından baktığımızda, evet, sağlı sollu yine bir çift halde burun deliklerini görüyoruz. Bu bütün balıklar için de geçerli ama konumu farklılaşmış olabilir. Özellikle beslenme durumuyla doğrudan ilişkili olduğu için. Şimdi burada tabii baktığımız zaman bir çift olarak burun deliği var. Ama bu burun delikleri ağız boşluğuyla bağlantılı değil. Bizde, yani insanlarda durum farklı ama burada bu bir açıklık, tamam, evet. Yine burada baktığımız zaman bir açıklık, ancak burada arada bir perde var. Nispeten büyük balıklarda bunu göstermek, özellikle köpek balığında göstermek çok daha ilginç olabilirdi ama elimizde maalesef köpek balığı bulmak mümkün olamadı. Dolayısıyla burada bir perdeyle ayrıldığını görüyoruz. Su bu tek bir burun deliğinin bir kenarından girer. Aradaki bu perdenin alt tarafı boşluk şeklindedir. Hemen orada kocaman bir kapsül, tabii balık türüne göre bu yine değişir ama gerçekten de köpek balıklarda, hani belgesellerde de izliyoruz, etraftaki kan vesaire bir takım değişimlerin çok hızlı algılandığını. Evet, bu gerçekten de köpek balıklarındaki o koklama kapsülü çok daha büyük. Ve açtığınız zaman gerçekten de kocaman bir kapsülle karşılaşıyorsunuz. Sonuç itibariyle bu perdenin hemen altından, yani bu deliğin tek delik olarak düşündüğümüzde bir tarafından giren su hemen içeriden koklama kapsülüyle temas edip hemen yandaki perdeden dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla ağız boşluğuyla bir bağlantı söz konusu değil. Ama tekrar söylüyorum, balıkların yaşam alanları, kendi fiziksel özellikleri de burada koklamanın algılanmasında önemli bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi balıkların farklı farklı yaşam ortamları var.
Bu yaşam ortamlarında da dolayısıyla burunlarının konumlanması da balık türlerine göre farklılık arz ediyor. Ama her balıkta sonuçta simetrik olarak yer alan sağlı sollu bir çift burun deliğinden bahsetmek mümkün. Bir başka duyu işlemimiz ise bizim tad alma ile ilgili olan kısım. Tad alma tabii biz balıklar açısından da değerli bir özellik. Bu da yine ağız bölgesinde şöyle yaklaştığımızda farklı balıklarda farklı farklı konumlanabilir ama genellikle tad alma işlevinin ağız civarında gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Bunun için özel bir sinir donanımı vardır. Dolayısıyla bununla beraber doğrudan tatla ilgili her türlü uyarı beyne iletilir. Yani balıkların farklı şekillerinde ama genellikle ağız civarında, baş bölgesinin değişik bölgelerinde ama ağırlıklı olmak üzere ağız civarında tad alma tomurcuklarının yer aldığını farklı şekillerde, farklı yapılarda elbette söylememiz mümkün. Sonuç itibariyle balıkların tamamı çevredeki her türlü değişimde tad alma ile ilgili sindirim sürecinin devam ettiği işlevlerde çok aktif bir şekilde bundan faydalanırlar. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, bunun için de özel bir çift sinir söz konusu.